Assalomu alaykum, Sharq Turkistonli qarindoshlar. Bugun Mustaqillik yo'lida izlanish programimizning 6-chi soniga xush keldinglar. Bugun biz yana bir qatam Sharq Turkiston Jumhur Rais G'ulom Usmon Apandini ushbu programmaga taklif qilish sharafiga erishdik. Bu programmaga xush keldingiz. Endi bugun biz G'ulom Kamdan nurg'un ishlarni ta'lim olamiz. Odatda biz vatandagi vaqtda shu Xitoylarning ta'lim tarbiyasi uchun bo'ldik hisobda. Lekin haqiqiy ta'lim bugungidek bo'ladi. G'ulom Usmon kim nurg'un vaqtini, nurg'un zehnini mush haqiqatni ochiq qilishga, mustaqillik yo'liga sarf qilgan. Endi nurg'un savollarimizga endi G'ulom kimga qo'yilgan savollar odatda tugamaydi, lekin shundaqdimi bugun tanlangan savollardan birinchisi endi siyasiyaga aralashmaganlik rostinla betaraflikni ko'rsatamdi yoki Xitoyga tashviqatchi bo'lganlik, Xitoyni yaqinlaganlikni ko'rsatamdi degan bir savolga javobingizni berib baqqan bo'lsangiz. Bu siyasiy aralashmayman, yana bir nimaga aralashmayman deydigan bir gap zaman zaman buludu, emme millette buludu. Yani hakikat asallık tarafı olanda, haksızlık küçlükle tarafı olanda, bu fırsat biraz adamla kandak kılıdı, hakikatki karşı halda küçlükler tarafta turduğallıkını ifadeleyemeydi. Şunda oğallıktırla yüzünü bir taraf gösterdi. Emeliyette o hakikat tarafta emez. Küçlüklerinin yalakçısı. Bizde bir millette bunu izahlaşka söz yetmeydi kan derecede teslikti. Şermendilik ve numusuzluk ifadeleydi. Bunların hatta ademliki guman kozgaydı. Ben şunu da koyayım. Ademliki mi guman kozgaydı? Yokulavatkan bir milletinin, üzünün milletinin de kısmetini kürüp durup mışında atılmış siyasi yarıdı bulalı kaldı. Hayvanlıktan başka ne istemez. Hatta hayvan desek mi hayvan uval. Çünkü bir kalının köz aldı da bir kalının köz aldı da yanı bir kalını boğuzlusa ağırlığının böğük rap gitti kalını közüdün yaş koyuldu kalını oldu. Lakin bizdeki insan atalgan bu mehlukla aşı kalıcılık mı emez. Ondan oğan deyinkin bunun bir tarafı yalgan. Demek bir tarafta durup, ben Uygurlar için onu kılavatımın, bunu kılavatımın, hatta mektep içi otumun degen kokşas. Uygurların medeniyetine bundak töpü koşu otumun, bundak töpü koşu otumun degenin üzümü del şu, yani şu okşasla hayvanlık kategorisi kırdığı degen gibi de bu hesapta. Eğer sen bir tarafta durursan, yanılar Hıhtay'ın dibini çağın bulsan degen menad oldu de. Şunlar mı? Yakın barıdı. Bu başka işini kılıp atımın digerlik o hafta bir neçe video neşir kıldık bu, şurada da toktulduk. Onu kılıp atımın, bunu kılıp atımın digen o işle vicdanını pehpileş için kılıp atımın. Doğru. Şimdi bizden davatkan siyasi degen kandak hukum. Meselen bazılar Uyghur deyip ismi atılgan erkanda faaliyetini, teşkilatını Uyghur'a yakışı bulgan kim bolduğu deyip çapan yapıdı. Emeliyet şundak mı? Bu sualda iki mezmun baykıdım. Birisi siyaset degenliğine. Bunun ergişip gelgen bunun gayrişkiyaga umumen Uygurlarla alakadar bo'lgan yoki Uygur degan ismni o'z ichiga olgan faoliyat
ve teşkilatlarının hemmesini kılavatkını Uygurlar için paydalık faaliyetler hesaplanımdı. Muşularda yakın turgarlık mı, siyasi arlaşkanlığa hesap olandı degen mezmununu baygıdım. Periklerine ayrılanmaslık, ayrıyanmaslık, bu nındaki hata, periklerine, yani topladaki perik var. O toplumun hemisi faydalı kışkılı vatkan dek oluşuklarımay perikleri var. Manı bu on solunu tehdit etmesin dökülür. Oturdu bir münç teşkilatla bak. Yenilir devamlı kurulup, üntünü çıkmaktan gayb olup durmadı da. Bunların mahiyetlik perikleri var. Bunların hepsini siyasi desek buluverdi. Ne için? Max Weber'ın kesipti siyaset diye yazdığı deyilgende iğrini başkuruşku urunduğun hotunun urunuşlarımı siyasetin bir türü olgaçka bunların hepsini siyaset. Bu yerde maksat muddaa ahırkı nişan kanda. Bunu sunmak. Benim için yukarıda sualda köz tutulğunumu muşundakka kırsat bu değil mi? Şeyde aslında. Yukarıda iki mezmen hakkında ayrım iki video neşirik yığandım. En az bir yıl, belki iki yıl olan boz gerek. Şunlardan biri siyaset diyen nime mavzusudur dedi. İsimli kılıççı yeni biri tepriyikçi teşkilatlarının bızgınçılık rolü hakkında mavzuluk olup bu mezmun yeni başka videolarda kayıt kayıtlılgalı bu kanıtı. Kuruluş teşkilatı ya ki teşekküllerinin kuruluş maksidi Adem meşgul kılı tutuştur bulur. Onların bazı paydalık işleri buluşu çok on. Bırak bugünkü de rekabet keskin boğan, nurgun küzü uçuk kişiler boğan şeraitte. Ola, en üstünde bir işlerini kılavatkan bulup kürünüşke mecbur oluyor. Yüzünü yumruk kılış, ucumlardan bir az olsun yüzünü müdafiye kılış için köz bu yaşkı gerek olan çümperdi türdük işler. Bu işlerini halığını dönemez, mecbur olduğunu da kılavatır. Eğer bunun kadar hiç kim siyasi takdirimiz hakkında soraklaşını hıyalar geldiğine, bir nekçe dava sordu gergen, rüddüge bir vitikli karım olmayan bozuydu, 90 yılda, 2000 yılda olan bozuydu, ulanın bu teşkilatı mı, şu bronkada kuruldu mu kuruldu, şu beti bu işini unutup kalır, üzünün ışını kalır. Yani bir katımlık kurultayrıca oturdu görünmeyen bulardı. Ama hazır bunda yatılakla lenet okurdu kümülüp kıldığım oldu. Şuna hiç olmasa Heidegger'in altı ölçüge uyt uytun alemini aldı diyende işten davranını son kılıp yüzünü cephakeş kılıp göstermesi bulmayı kaldı. Bunların Adem meşgul kılış. Turuş maksetli bir dok. Bu mezmun mahsus videoda şerhlenmeyen bolsa mı? Bu yerde yeni bir az tekrarlaşma mecbur oluyoruz. Keçirinle. Bir millet azası bulmuş bir ademde çokum yok oluyorken millet için bir iş kılış ki yoşurun mevcut durdu. Tamamen vicdanını iş yap gitken münafıkla indi cinslerden başkalarının hemisi de bunlar içki istek bulundu. Mana şu istek ulanı birer hamangı ketilişka ündeydi. Mahsus Uygurlarını tetkik kıldıran yüzler için mutkassı olan Kıtay istihbaratı insan psikistiki bundan intilişini bilmeye kalmaydı. Şu bu ulağa vicdanını rahatlendirdiğin memmek şıkılı otemen de öz yüzünü aldaydıgan vicdanını teselli tapkızıdığın birer yol sunmasa ulanın kontrolü kıyılı olmaydı. Bana şu ihtiyaç için bu teşekküller toplu verilen ademlerge bana şu vicdanını kol kıldığına işlerini uyuşturup sunudu.
Maksat nimə? Onların eniq siyasi maksatlik teşekküllerine katmışıp rol elişinin aldın eliş. Onları bir koruğu toplap tutup duruş. Hmm. Onun için mi? Manajın onun için eniq siyasi maksatlik teşekküllerde kabiliyetlik adamlar yok diye. Bu olsa davanın süper sapasına, halkaradaki itibarına eğer akıbetlerini geldirmekte. Karap baksanız katlı ziyalilerimizden kaçını bilirsiniz? Enik kaldı Hıhtay'ını düşman deydi. Müstakillikini ahırkı gayem deydi. Bunların en meselesi de optonomiyaya razılık tutumadı ki. Şundak teşebbüstü ki. Hıhtay'la bilen hemkarlıklı teyyar hal etti ki teşkilatlarda ya ki şulağı tereftarlık meydanda işgeldiğini görürüz. Manışının karap bu teşekküller, bu toplar fakat adam meşgul kılıp tutup duruş için kurulgan diyenge katli şey çıkılımız. Rahmet. Evet, inek cevap oldu. Hem de aldın katımlık söhbetimizde Mehmet'imin ela öpendim. Müstakilçilerini, onçı, abdunomiyçilerini solçı da batıdı. Sizdençi bu doğru mu? Şunakla Uygur diasporasıdaki teşkilatlar şahsiler içi de solçular yok deyiş aklıgın mağabık mı? Bunu reddiyemişi on ve sol ayrımısının müstakilçi yaki abdunomiyici digenini ayrış için işletkili olmayı kaldığını izgörsürüptü. Hmm. Yani on ve sol degen sözde bunun bir işletkini bulmazmış. Hmm. Yani katık kalan söz mühendisi de çıntırır. Degenlik durur. O bir hamaketlik yani. Tıl bir milletin tılı var. Belki bu bir mutkası şahsıdır, alımdır, belki doktordur. Onu bilmeyim ben. Ama bu tıl meselesi de bir hamaket yani. Bu da atalgılarda istimalçılar tarafından mena yüklenildi. Bu yüzü bile mena elip tuğulmaydı o söz. Birkaçı menasız tavuşlarının grupsi bizim tarafımızdan mena yüklendiğinden tülümüzde bir söz oldu. Mesela biz bu iki yıl karış ya ki iki yıl yol ne? Rengine ifade kılışımız mı mümkün? Müstakilçiler ya ki abdunomiyatçilerini karılar ve aklar değişimiz mümkün? Ya ki kızıllar ve aklar değişimiz mümkün? Neymiş ki bakmaydı ki? Bizim tarafımızın mena yüklüğünü bu. Lekin bu konkret nesemez. Rengigen konkret. Köğül olduğa. Lekin onu köğül olduğa nesemez. Lekin yanılan renkli ifade kılışma tamamen mümkün. Til degen bunu mündan edin. Tilimizde mesela şeytan degen iki söz var. Hmm. Şeytan. Şekildaş kütübeyildin bir sözdeki görüntüsü tamamen farklı iki söz. Biri, mütekebbirliki sebebinin Allah dergahidin koklandı bu olan mahluk. Şeytan. Hmm. Yine biri, tekşilik ölçügücü sayman. Biri hmm. yoldun azdırışını yüzü güvezeyip kıygan azgınlık mıntırı. Biri doğru yol gösterdiği esnaf. Bunun kayısını bulmaydı diyeleyemez. İstimal ceryanında bu sözlerle aşında mena yüklenken karma karşı. Ve şunda umumlaşkan. On ve sol. Siyasi literatürde meydanında bu kızıllık sol debatalı. Bu kişinin esli vağını mı düşün? Nispeten yumuşak ya ki mötüdül yol tutmakçı bulduk Allah, onçı ile bakalım. Lekin bunu şu kıtık kağı halkıda kaldırış hakkında prinsip yok. Kildiğe hemen menalarını hem de bunu
Kıtay'ı mayıllar ve Kıtay'ın mürassasız düşman deyip karaydıqallarını ayrıştı işletse kaysi cihattin hata oğı dek? Tıl cihattin mi? Ya ki siyasi cihattin mi? Biz tılda bir millet kollektif tarafından kilişi verilmeden parol deyip karısa o halde parolunu kandak kilişi var. Aslında şundan düşünüldü. Geçken kontrol ve solunun işletilişi birinci katın mı? Emez. Bu söz Allah kaçan yeni menane üzüde elip bana alaylıgan bu sözge ayrılıp Allah'a bile hemkarlıkını yaplık uçula umumen Kıtay'dan ayrılanmasızlık tutumudaki kişiler sol değil vakkılı bir nekçi yıl oldu. Hem de Uygurlar sol ya ki değil mi? Uygurlarda sol yok. Ya ki intayin aslındaki komünistler vatan üstü diye. Ve birkaç şahsından başka bir mi solcu teşkilat yok diye mesele gelsek. Hakikaten mi o adamını zımlı kılıdığan, bu konu çımlık öldürüdüğen tüpkiki hukuktan bir tutum. Torlağı taşlanırken şunç fakatla yetişmedi mi? Solcu teşkilatlarının üzerine Kıtay devletinin asallık milleti devatkallar. Vatanımızın Kıtay koyduğun sümbülü atavat kalla. Optonomiye talep kıldıkallıkını yazma dokulatlarda tılgağın solcu bulmaydı mı? Ulanın ağızıdaki aldamcı lokları dep koyu atkan biz bu müstakillik değmeyiz. Degen hesap mı? Ya ki yazma hüccetle hesap. Bu kadar numusuzluk yeter. Hiç bulmadan da pakıtlığa hürmet kılışını biliş mi? Hakkaniyet duygunuzun ölmügelliğini ispatlayın. Kodda Kıtaylardaki hakkaniyet duygusunun yoksun aldı, tereptarlıktanla hakkı közümüdüğün numutsuzluğunu ne mi desek ola? Yine mesela, aşı aklaş kıtırışılı vatkan, onkuluk görüstülü vatkan, terepki mensup kuluklarımızın oturasiya seferleri ne için dikkat bozulmaydı? Hüseyin Can Celil Kanada fukrası boğa kaldı, Özbekistan'dan tutup getildi. Lakin bazılar kanunen tehiç ıhtay fukrası salahiyeti tuturup, sak salamet kaydık gilerdi. Bu okşamağın salahiyetlerdi baha bir iş için aslında tamamen yit başkadık sebep. Lakin bizde münafıklık, münafıklıkı boğa inkas tamamen normallaşkan boğazsa, bu köpçülükümüzün, münasebetlerimizin buluşma yeterlik emez. Yanılı muamelimiz, münasibetimiz devam kılıyor. Ya ki belkim aslında yıldızlarının bir tutaşlıkı dışında kuluvattan buluşum mümkün. Doğru. Doğru bir eylem deyip de ulanı solçular deyip de bilgiçi Kıtaylar deyip de ata vermem doğru deyip. Hem de yeni bir sual. Yakınki dünya vaziyetinin özgürlüğüne göre Japon ve Hindistanlarının Uygurlarının kelgüsü takdirge bolgan tesirini icabi noktadan karaş mümkün mü? Hazır hem de jığımı içil otudu, Amerika'nın Japon'la bolgan münasetti ve Hindistan'la bolgan münasetini ait yakışın otudu. Bunun bizge bir icabi tesir bulamdı. Hazırki vaziyet noktasından şunu bir sürü. Elbette bu terakkiyatlarda icabilik de görüşmem mümkün. Lakin yine Hindistan ile Kıtay münasebetleri normallaştı. Ötkellerdeki tokunuşlardan keyin Kıtay Hindistan yine malum anlaşmalarını kılıp münasebetlerini normallaştırdı. Endi bu nima uchun bu Amerika bilan bir ittifoqdoshlik ya'ni Xitoyga qarshi birliksiz turdagi bir ittifoqdoshlik kelishimlari bor. Ya'ni Sharqiy Osiyodagi ba'zi davlatlar Avstraliya, Yaponiya, Amerika degan Hindiston. Yana bu Xitoy bilan bunday bo'ladi. Bu kishini azoblaydigan kişini mende tutup koyduğun bir kılığa bu. Kandalı olmuşsun bugünkü dünya vaziyeti çok bir özgürlük kazanıldı. Bunu hem madem davet edildi, kürüp iteleydik Allah'ıma, kulağımın kullarımı kuşaş gerektiğine davet edemez.
İçinişlik bu da vatkını Amerika'nın vaziyeti. Eğer Amerika'nın vaziyeti tutamlık, mukum boğan bolsa, Japonya ve Hindistan şununla küreç yaşlarıydı. Lakin Amerika'nın ahvali kündün künge işençliklikini yoktu koyuyordu. Amerika'nın parçalış ihtimallikini demokratiyanın yemirilip medeni kulluk devrige avantgard oluş ihtimallikini tılgılı vatkalla küpüyordu. Mana bu hal Japonya ve Hindistan'ı çikilendirmekte. İşenç kıyıklı bombaydıgan bir tarafı tayinip balansın kokuşunu doğru düşünüş gibi olur. Çünkü her devlet yüzünün menfaatini, yüzünün bekaterlikini aldın kurumu koyup durup stratejisini belgeleyin. Şunu Hindistan, Kıtay bile aşkarı düşmeleştin yüzünü kaçırıp Kıtayların milletçilik horki, dünya şahmatıdaki son oyuncu buluştuk büyüklük horki getirdiğin siyasetlerden yüzünü kaçırmakta. Her devlet aşık kütülüvatkan dünyavi çok özgürlükler yüzbeğinde o aciz taraf kopanmasını, ziyan dağıtması için tıpırılmakta. Rayın karakterlik sürkülüşlerden yüzünü kaçırıp imkaniyetten berece tiniç terapi kılış fırsatı kazanış kuyuda yolkunmakta. Bu hodde halt çıkça kütek aram aptu degende naiti az ve naiti vakitlik bir teşlik buluşup karamay. Kıtay mı şu? Hindistan mı şu? Şunuz enik ki bunların arasındaki ziddiyet aman aşkarılındı. Yara ıgızanmaya kalmaydı. Bunu her şeyi bilip durun. Bilgenlik için yani şu yara ıgızan mezgilde yenilgücü bakanması için mümkün boğunca köprek kuş toplaşka aldırmaktır. Bunun için en küçük erzimez prosetlerini salkarmaydıgan derecede sezgürlük gidiyorlar. Bizden menfaatimiz, kelgüsümüz del bunun eksici boğun muhitini takarızda kalır. Yani ola vakit olsun mu, falkış küçük tekrar maptudi gençlik naiti kısa bir tiniç devrini arzu kıyısımı. Lakin biz diyor işlememez. Uruş ne? Dünyavi tertip neymez? Dünyavi tertipten umumizlik buzuluşunu arzu kılırız. Bizden menfaatimiz bunu tekrar kılır. Bu gün çok umkilidir. Ama bek uzaktı mı ya ki yakındı mı? Bunu bilmeyiniz. Bilemeyiniz. Eğer şu fırsat mevcutluğumuzu saklayarsak bu fırsat çok umkidir. Bu sorunun cevabı çıktı mı ben ya çetnep gettim mi? Ya ya del oldu, del oldu. Çünkü hem de Nurgun Adem'le kalırsa bu Amerika bu lağla münasetini yakışılığandıkken çok umu bizge bir payda geldi o da bir kalı. Şu paydını kütüp duru atkanın dek durumuz. Lekin biz hazır şiddetle özgür atkan dünyavi vaziyetinin tigini çişenmesek bu payda tuyuksuz da top kıt aldığımız için kılışın atayın. Siz, baysız diyen dek bunun şikili tarafı var. Belki mi icabi, belki mi selbi. Lekin aman bir gün ikili de biz şunun tayyat duruşumuz gerek deyken cevap oldu. Pek yakışı oldu rahmet. Hem de yeni bir sualımızda sizden için Hıhtay'ın ıhtisadi aslında zavallı yüzünden de onun hakimiyeti çoğu. De, bazı hem de Hıhtay'ın pulumu tüvenlep sadrım nurgun bir negatif bir kıl ne bilen kilo batıda hazır haberle. Şunun da hem de Hıhtay ıhtisat cihetin eğer yemirilse hakimiyetim yemirlem de bu mümkün mü hazır cihetin? Yani, çık edem biz ümit kütüp duru atımız o Hıhtay'da bir çatak çıksın deyip şunun da karta bir cevap verip bakalım. Hıhtay'ın İktisadi yemirmiş devre girgenli ki sözlü novatıdır. Ama yeni bir taraftan Hıhtay'ın yüeni dolarının oranı kuytuvatkan ahvallamı mevcut. Hıhtay'la oturuşarak neft işlem çıkardığan devletle ölen kıygan kilişimlerde dolar ölenemez, yüen bilen bu suadını, kılıdık allıklarını kütüştü ve bu hal künsür kimliğimekte.
ve dollarının obrazı xunuklaşıyordu. Rusya'nın setovatkan energiyası ki Avrupa'dan rubli veli tüyleydi. Ama şimdi dünyada bir xil yüzünün pulunu işletiş, dollarını çetki kakış vaziyeti var. Endi bu Xitay iqtisadının zavallıqı yüz tutuvatkanın yeni bir yüzü, bu meselenin bir yüzü zavallıq olsa yeni bir yüzü bu. Endi hakimiyetki münasibiyeti meselesi var bir yada. Endi suvaldı ki bu hakimiyet mi yemirlendi? İqtisat yemirlisi. Her kanda bir güllünüşünün zavallık devri buluşu dünyanın yartılış kanuniyeti de emiş tekrarlanıp gidip atkan bir hal. Neçim yıllık dünya tarihi karısa güllünüşünün çokun bir zavallık devri var. Ondakken Xitay iqtisadının çöküşüge işinişki bulundu. Bu daim güllünüşü mümkün emez. Bunun çokun çöküdüğün devri bulundu. Lakin İqtisadın çöküşü, hakimiyetin çöküşünü keltirip çıkırışı karşı. Bu karar. Yani iqtisad çökse hakimiyet mi çöküdü degen türdeki karar tamamen garipçi fikir endisi bulup demokratik ellerde. İqtisad çökse hemen hükümet istifa verişki mecbur oldu. Bunlarsa narazılıkla isyanlığa baş götürüldü. Ama diktatör sistemlerde ahval tamamen başlıkça. İktisatın çayı afet etkisi mi? Asallıkla hakimiyeti öz meşretlerine devam kılıp gidiyoruz. Şahsının yançık korkulup kası mı? Hükümet yeniden mevcut olup durur. Baş götürgen işsizlikle, açıcılıkla, müstebit düzümlerdeki halıklarını koçulara çıkışka yetmedi. Bunu biz geçmiş hayatı yaşadık. Küçük gülemlik isyanlar çıkışı mümkün ama buna kallık bastırılır. Teşvikat başı. Halkının dikkatini başka yakı buraydı. Hatta bu bala kazalarının sebepçisini hükümet yüzü göz tutturdu halı. Bu sebeple her gün o hükümet emez. Kandaktur içki taşkı düşmeler hikayeliği telkin kılınıp kişilerini işendirişke kompaniye başladı. Hizmet grupları kişilerinin mensubu hükümetin istikideki düşmenini kaçılaydı. Erkanda eşinde ehvalda tüyenge hizmet grupları çüşüdü komünist sistemine. Onu bilisler, çıkanlar. Bu hizmet grupları halkının kallısına düşmen hükümeni hükümetin istigen şeklindeki bir düşmenini kaçılaydı. Halk düşmenini hükümet de karayanmaydı. O da başka bir düşman bilen yukumlandırıldı. Kişilerin mutlak görçülüğü bunlara işin işe başlaydı. Adetteki halıkla bununla işin işe başlaydı. Nefretin nişanı buruydu. Naydı aslandaki kişiler işin misin o? Umumi sosyal atmosferinin besin aslında işin yendek görünüşe mecbur olur. Halkın milyonlar ise açlıktan kırılıp gitildiğin vaziyette geldiğinde yanına hükümet öz zorunda kalıyor verirler. Bana bu hakimiyetlerinin okşamaydı gayet. Sebebi şu ki, müstebit hakimiyetlerde devlet mekanizmi asası dikkatini işçi bir karartkan bulur. Hakimiyetinin müfticileri, aldanmaydığın uygaklar, sınıfı devre kişiler, her kaçan küzütün aslında tehdit olur. Man şu tabiqa kontrol kılınsıla halkının koludun hiç de mükemmeldi. Çünkü halk degen bu atalgı bek ulu oluşup darmay, fikir kılış yakadın padak okuyaydı kallakı. Nurgun kumuşluklar tarafı kirleş ki ihtiyacı. Teşkilliler elegen de lan, andın o korkunuşluk kelkünge eline alaydı. Teşkillin elmese, padavuk kalıyor. Kayakta yeteklisi şu yakama. Bu yakını komünistler hemen yakışı bilgeçke
en müdehiş afet yıllardı mı? Halkını bekhtiyar halk işgeliğine azat o şen durup geldi. Komünist sistemin alayetlikleri nezer tutulganda iktisatın çöküşü, hakimiyetinin akdırılışını keltirip çıkaramayız. Elbette. Çetnin arılışı, astırıptın teşkilleşi, yitekleşi bulmağandı. Eğer bu fırsatını ganimet bilgen malum kişiyle Xitay halkını teşkillese ve onlara yetekçilik kıysa aldırılışı mümkün. Rahmet, rahmet. Bu bir vasıtla iktisat eğer yemirilse Xitay'ın hakimiyetim yemirildi deyiş o doğru olmayırken. Hem de bu hazır kımışıntak vaziyette bu vaziyet şiddetlerin özgür batıdı biz işkandak bir nesilge aldırıp cevap topamayız. Mışındak bir vaziyette biz hem de mış vaziyette yaparda biz kandak bir teyarlık altı tırsak oldu Uygurla. Bizden altımızdan başkalarını ki okşumaydı biz bir erkek kırgınçılıkta turuvatkan vatimizin yoktu koygan halkın. Kandak bir teyarlık altı tırsak Uygurla kandak bir uyuşsak kandak bir yönlü çıkarak mağsak en doğru oldu o mışına bir cevap vermeye bulsunuz. Aslında biz oyğak bir halk oğunumuzda milletçilik duygularımız oyğak, vatan ufkumunu düşünüdüğün, müstakillikmin mänisini düşünüdüğün bir halk oğunumuzda elbette dünya vaziyetinin özgürüşleri karta kudde şartsız reslik istek inkastı bulalıgan bulat. Hiç bulmadan da ruhi teyirliğimiz oğun bulat. Nahayet efsiz ki gemsizlikimiz, pervasızlıkımız, alemde topanması, hoşkumuz diken meydan acayiplikimiz değil Karaganda. Dünyanın kandak türde özgürlüğünün katliğine zer, bizle mevcut olsa bugünkü altımızda özgürlükten meydanlıkımız mı küzem yitip duruyoruz. Bunun tehditle ilgili vatkanım de, milli menfaatın şahsi menfaatini terep ya ki öz topumuzdan menfaatini üstün koyuveriş, şahsi ziddiyetlerimizde umumi milli ziddiyetlerimizin üstün koyuveriş rohimiz, aşık kelgüsüdeki özgürüz zamanlarda mı, dünyada nem buluvatı da nime emez, asası dikkatimizde içki ziddiyet karışımızda tesevvür kılış hiç ters emez. Milletimizin beşer gelgen şunç facia aldığınızda durdu. Ama hala can cehli bilen Xitaylığı ketmen çöpü vatkalla, kimliki gümallık şahsilerinin büyük hizmetleri, dava çolpunu görünü vatkallarının ötmüşü, iştanının eğideki meynetle manevend ettiğisi mi, tereptarlıkımızın yanmaslıkımız, hakikaten bir kişinin ümitsizlendir. Bu halde kandak değerlikte oluşumuz gerekli yaptırdaki ügütle mi, ve tar bir grup kişiler için karşılaşmak mümkün. Bu intayın aslandakiler nime kılıçlarını bildiğin adamlar. Tabii ki her fırsatta kurallanışka teyyar duruş ne? Bir minut mu akıldın nerkınma? Bizim vaziyetimizdeki her kandak bir milletinin teyyarlıkı benim hoşunda oldu. Yani en destekli birinci fırsatla kurallanış diyen ne? Bu kalıdı tutudu. Bu teyyarlık. Yani biz hazırlı bazarında mıltık seti verip öyde ön teyyarlığa koyaş mümkün emez. Ama o fırsat bizge aşında o vaxtın nemi kılışımızını bilmeyi garanlık kıysa o fırsat bizi saklattırmaydı. Yani ben de deyavatkan bu teyarlık nayt az bir Türk'üm ademle üçüldük ağırkıyla da o dedim. Zaten o ademle nemi kılıp işinimi bülüdüm. Ben de ben insanım. Ama kağallığa bunun hiç kandan faydası yok. Kağallığa bugün kandan olsa şu çaldım aşpet kalır. Yani yanı şu terep yüzünün terapide durdu bir. O mın delil bilen mi o adamın kayılık yığılı bulmaydı. O terapinin münafıklıkıza onun kayılık yığılı bulmaydı.
Hazır torda o kadar yeterli delil var. Oturup taşlandı, resvası çıktı. Eğer numusunu bildiği adamla olduğun bası yüzünü öldürüp ağırdık derecedir resva. Aşını körüp durup mu kömez kisele atkan bir halık bu. Yani belkim bu burundum benim dep gelip atkanım de. Diaspora şeraitideki Uygurlarının mutlak köpçülüki sağlam bulmağalıktı. Hıhtayla bir kolluk işengen adamlarını çıkağallık için ulu köpçülük olsa gerek. Eğer bunun başka izahatı olsa depası buludu. O kadar delilini kürüp durup mu? Niye için? Hakikati kaytmatıdır. Vezipe şu olmadan olsa. Yani bu taraflarını nezar tutkanda biz oturup koyduğun her kanda bir teyirlik bu millet için gereksiz bu. Yani. Bunun da paydalanış ihtimali yok. Fakat ben de şu asallık asıldı mı? Bülüdü bunu. Neyi kılışını? Kanda bir vaziyet geldiğinde kanda hesap doğru oldu degenini kallısta tutup atkan adamla. Çünkü Hıhtay'daki bir merez düşmen narazlıkla teşlik hareketleri bile koğlanmaydı. Milyonluğun canlı bedeliği toktaylığın bir şereflik gelecek bizini kütmekte. Fakat şereflik ölümge bel bağlayalaydıgan kişilerimiz bozdu. Rahmet. Hakikaten vatan bedel bilen, ölüm bilen, kan bilen kilidi. Bizdeki faaliyetçilerimiz Kızıl Hıhtay'ın kuşağından çıkıp, Kök Hıhtay'ın kuşağı düşüp, aşında oyun oynadı da öyle mi? Hıhtay bari bir müstakillikini bizge vermeydi, özümüz alımız. Şuna bu yolunu çokum kan bilen, can bilen alımız. Emlette Gulam Osman efendim Nurgun kitap yazıp, 30 netçi roman, Nurgun makalelerini yazıp, videoda, Nurgun nesnen sözlep, siyasetin nemeliki, bizden kaysi yolda menşimiz gereklik doğruluk, bizge Nurgun təlim tərbiyen bir boğan. Eğer bu torda körünmenle, Gulam Osman, Cumhur Reis Gulam Osman'ın ki videolarını yanı bir kıtım körüp, bizden işle atkamış programlarımızı yanı bir kıtım körsen, Nurgun suallara cevap çıkıdı, Nurgun bilimge ilgi oludu. Gulam Osman efendimge, Cumhur Reis, Gulam Osman'a köp rahmet. Hem de bizimki köpçülük yetkizdiğim bir kuşal, bir naiti, yakışı bir haberimiz var. Japonya'dan Gülistan Aziz isimli bir cançımız, kiler katımda intervjuğa, şu programımızda çıkmakçı. Bu Gülistan Aziz, Japonya'da Uygurlarının avazını, Japon halkı anlatışta, alayet rol oynayan, bizim pehrimiz, müstakillik yoldan katı yeni bakmayan, bütün vücudu bilen milletke, vatenge hizmet kıygan Uygur kızı. Kiler kıtımlı yekşemkin ettigen saat 10'da bu Amerika vakti, bizim vaktimiz saat 9'da, şembekin saat 9'da yapın vakti ettigen saat 10'da doğru kildi. Gülistan Aziz Hanım'ın ki meşhur programında intervjusu var. Hemimizin ki meşhurluğa köngül bilişini ümit kılımız. Bugün hem de Gulam Osman efendimge yan bıraktım rahmet programımız bugün müşakiç oldu. Allah'a rahmet. Allah'a emanet. Rahmet.